Koleji'nin kıymetli öğrencileri, hepinize merhaba. Şu uzaktan eğitim sürecinde özellikle 11. sınıf öğrencilerimiz için ben de aranıza katılmayı istedim. Bir sunum hazırladık. Bu sunumda YKS sınavı ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi anlatmaya çalışacağız. Bunu defalarca kez izleyebilirsiniz. Sizin için faydalı olacaktır. Şimdi sunumumuzda neler var? Öncelikle YKS nedir? TET soru sayıları, AYT soru sayıları, YKS puan nasıl hesaplanır? Testlerin ağırlıkları, TET netinin özellikle katkısı, yerleştirme esas şartlar, 2019 YKS sınavı, konu dağılımları, öğrencilerimizin tercih edebilecekleri bölümler ve Elif Koleji'nin hazırlık süreci. Şimdi bu sunumun amacı gelecek yıl gireceğiniz sınavın genel bir tanıtımını yapmaktır. Sunumda teknik bilgiler yanında tavsiyeler de var, öngörülerimiz de var. Ama bizim sizden genel olarak beklentimiz şu arkadaşlar. Asla okulun programını bırakmayacaksınız ve sınav sistemini çok fazla sorgulamaya gerek yok. Şimdi YKS nedir? Açılımı Yükseköğretim Kurumları Sınavı. Yüksek öğrenime yerleşme şartı olarak uygulanır. ÖSYM kurumu tarafından organize edilir. Ancak ÖSYM Milli Eğitim Bakanlığı ile uyumlu bir çalışma sergiler. Sorular lise müfredatından çıkacak. Sınava kimler girebilir peki? 12. sınıftan mezun olabilecek öğrencilerle mezun olmuş olan öğrenciler girebilir. Geçen sene 2.800.000 civarında öğrenci sınava başvuru yaptı. Bunlardan 1.100.000-200.000 arasındaki öğrenci yerleşti. Yani 1.600.000 öğrenciyi eleyen bir sistem. İki aşamalı bir sınavımız var. Şimdi nedir onlar arkadaşlar? Cumartesi günü gireceğiniz sınav, ilk sınav temel yeterlilik sınavıdır arkadaşlar. Bu sınav süresi toplam 135 dakika ve karşınıza 120 tane soru çıkacak arkadaşlar. Her soruya eşit süre ayırdığımızı düşünürsek eğer bir soru için 67,5 saniyemiz var. Peki neler arkadaşlar? 40 tane Türkçe sorusu, toplam 20 tane sosyal grubu sorular, 40 tane temel matematik, 20 tane de arkadaşlar fen grubu sorularımız var. Peki zor olan pazar günü gireceğiniz alan yeterlik sınavında karşınıza ne çıkacak? Şu alan sayısal tercihte bulunacak. Sayısal hazırlanan öğrencilerimiz için, burası eşit ağırlık hazırlanan öğrencilerimiz için, aşağısı da şurası komple sözel tercihte bulunacak arkadaşlarımız için hazırlanmış. Şimdi burada toplam 40 tane ileri matematik, matiki dediğimiz zor matematik sorusu, 40 tane de fen grubu sorumuz var arkadaşlar. Eşit ağırlık için yine aynı sorular, matik soruları artı edebiyat, tarih ve coğrafyadan 40 tane soru var. Sözel grup tamamen sözel derslerden oluşuyor arkadaşlar. Yine toplam 80 soru var. Şimdi alan yeterlik testinde ne kadar süremiz olacak? 180 dakika. Peki soru başına ne kadar süremiz var? Sayısal sıralama için bir öğrencimizin toplam 80 tane soru yapması gerekiyor. 40 tane matiki, 40 tane fen bilimleri. Toplam her soru için eşit bir şekilde düşünürsek yine 2 dakika 15 saniyemiz var. Eşit ağırlık sıralaması için bir öğrencimizin yine 80 soru çözmesi gerekiyor. 2 dakika 15 saniye ihtiyacı var her soru için. Sözel sıralamada da aynı. Ancak bir öğrencimiz benim hem sayısal sıralamam hesaplansın hem de eşit ağırlık sıralamam hesaplansın diyorsa eğer, bu öğrencimiz 40 tane matiki, 40 tane fen bilimleri ve 40 tane sosyal bilimler testiyle karşı karşıya kalacak. Toplam 120 tane soruyla muhatap olacak arkadaşlar. Dolayısıyla soru başına ortalama yine eşit bir şekilde düşünürsek 1,5 dakikası var demektir. Şimdi Yükseköğretim Kurumları sınavının bir hesaplanma tarzı var.
genel ilkeler var arkadaşlar. 4 yanlış cevap, 1 doğru cevabı götürüyor arkadaşlar. Standart hesap sapmalar son sınıf öğrencilerinin başarılarına göre belirlenir. Temel matematik ve veya Türkçe testinden en az 0,5 ham puan alan öğrencilerin TYT puanları hesaplanır. AYT hesaplaması için yine ilgili testlerden en az 0,5 ham puan alınması esastır. Evet. Şimdi alacağımız yerleştirme puanında TYT'nin katkısı nedir arkadaşlar? 40 tane Türkçe sorumuz var. Katkısı %33. Sosyal bilimlerin 20 sorusu var. Katkısı %17. Temel matematik 40 soru, %33. Fen bilimleri 40 soru, özür diliyorum 20 soru, %17 katkısı var. Yerleştirme puanında ÖSYM, TYT puanımızın %40'ını yerleştirme puanı olarak alacaktır arkadaşlar. İkisini beraber düşünelim. Yerleştirme puanının %40'ı TYT puanımıza ait, %30'u AYT matematik, ileri matematik, %30'u da fen grubu, AYT fizik, AYT kimya, AYT biyoloji testine aittir arkadaşlar. Eşit ağırlık bir öğrencimiz için yine %40 standart TYT katkısı olacak, %30 AYT standart katkısı olacak. Edebiyatı görüyorsunuz, 24 tane sorusu var, %18'i edebiyata ait. 10 tane tarih sorumuz olacak, bunların %7 katkısı olacak. Bizim coğrafya testinin katkısı ise %5 arkadaşlar. Sözel bölümde burada görüyorsunuz. Şimdi yerleştirme puanı nasıl hesaplanır? Bir öğrencinin TYT testinden tam bütün 120 soruyu tam doğru işaretlediğini düşünelim. Alacağı puan 400'dür arkadaşlar. AYT'de karşısına çıkacak olan testlerdeki bütün soruları doğru cevapladığını düşünelim. Yine karşısına çıkacak olan puan 400'dür arkadaşlar. Şimdi ÖSYM yerleşme puanını hesaplarken TYT testinin %40'ını, AYT'nin ise %60'ını alır arkadaşlar. Artı ÖSYM puanı hesaplanan her öğrenci standart 100 puan verir arkadaşlar. Orta öğretim başarı puanı ise şöyle hesaplanır. Bir öğrencinin diploma notu 5 ile çarpılır. Daha sonra ortaya çıkan rakam 0,12 ile çarpılır. Yani diploma notu 100 olan bir öğrencimiz yerleştirme puanı olarak ÖSYM'den 60 tam puan alır. Şöyle düşünelim. Liseden mezun olmak için özür diliyorum yine. Şimdi liseden mezun olacak arkadaşımız. En düşük 50 diploma puanı var diyelim. Bir öğrencimiz okul birincisi 100 tam puanla okuldan mezun oldu. ÖSYM yerleşme puanı olarak en düşük bu arkadaşımıza 30 puan verecek. Diğerine ise 60 puan verecek arkadaşlar. Yani sıralım puanımız 30 ile 60 puan arasında gelip gidecek. Şimdi bunu şekil olarak görelim. Bütün soruları doğru işaretlemiş. 160 puanı aldı TYT'den. AYT'den bütün soruları doğru cevaplamış. 240 puan aldı. Şimdi diploma notu arkadaşımızın 100. 5 ile çarpıyoruz. Onu da 0,12 ile çıkıyoruz. Sonuç 60'tır. Diploma notu 100 olduğu için 60 puan da buradan aldı. ÖSYM'nin herkese katmış olduğu 100 puanı var. Yani diploma notunda hiçbir kaybı yok. Testlerde, cevaplamalarda hiçbir kaybı yok. Tam puan 560'tır arkadaşlar. Şimdi burada dikkat çekmemiz gereken bir nokta var. O da şudur.
Sayısal hazırlanan öğrencilerimiz, kurumlar, gittiği okullar, kurslar, karşılarına TYT sosyal bilimlerle ilgili çalışmalar çıkarttığı halde biz sayısalcıyız deyip bazen onları göz ardı edebiliyorlar. Eşit ağırlık öğrenciler veya sözel öğrenciler de biz nasıl olsa fen yapamıyoruz deyip TYT fizik, kimya ve biyolojisini ihmal edebiliyorlar. Oysa ki arkadaşlar bakın şimdi TYT'de ne çıkacak karşımıza? Türkçe, matematik, fen ve sosyal. Şimdi Türkçe yapmak zorundasın. Neden? O senin ana dilin. Türkçe konuşuyorsun, Türkçe dinliyorsun, Türkçe öğreniyorsun, Türkçe öğretiyorsun. Matematik genel Türk milletinin başının belası. Uğraşıyoruz, çok emek harcıyoruz. Şimdi ancak biraz sonra 2019 YKS sınavını incelerken şunu söyleyeceğiz. TYT sınavında karşınıza çıkacak fen ve sosyal testleri genel içerisinde bulunduğumuz, yorum yapabileceğimiz konuları içeriyor arkadaşlar. Dolayısıyla anlatmak istediğim şey şu. Ben sayısalcıyım, sosyale vakit harcamam deme. Neden? Bakın, matematikten aldığın puanla sosyalden aldığın veya fenden aldığın puan arasında neredeyse bir fark yok. Hatta belki de daha fazla. Tabii şu da bir ayrıntı. Bunlar sapmalarla, herhangi bir sapma hesaplaması yapılmadan ortaya çıkan rakamlar. Şimdi sapmalar yapıldığı zaman bir sorunun katkısı 0,9'a inebilir. Aynı soru 1,7'ye de çıkabilir. Bu ayrıntı. Ama bizim anlatmak istediğimiz şey şu. TYT sınavı bizim için çok değerli. Düşünsenize cumartesi günü sınava girmişsiniz. Harika bir sınav geçmiş. Pazar günkü sınava girerken üst bir moralle gireceksiniz demektir. Kötü geçerse eğer AYT sınavı da kötü geçecek. En azından o psikolojiyle gireceksiniz. Bunun için bizim sizin karşınıza çıkartacağımız TYT'lerle ilgili TYT sınavındaki fen ve sosyal çalışmalarını hiçbir zaman ihmal etmeyeceksiniz arkadaşlar. Şimdi yerleştirme esas şartlarımız var. TYT sınavından bir öğrenci 150 ve üzeri puan alırsa halk arasında 2 yıllık dediğimiz ön lisans programlarına ve özel yetenekle sınav alan kurumlara müracaat edebilir. Eğer bir öğrenci TYT sınavından 150 puan aldı, 150 ve üzeri puan aldı, AYT'den de en az 180 puan aldıysa eğer lisans dediğimiz 4 yıllık, 5 yıllık, 6 yıllık programlara tercihte bulunabilir. Şimdi başka şartlar da var arkadaşlar. Bazı bölümlerle ilgili hukuk, mühendislik, mimarlık, tıp, öğretmenlik. Eğer bir öğrencimizin sıralaması 190 binden fazlaysa eğer hukuk fakültesinde tercihte bulunamaz arkadaşlar. Kaydı yapılmaz. Mühendislik için 300 bin şartı vardır. Mimarlık için 250 bin. Tıp istiyorsa ilk 50 bin içerisinde olacak. Yine öğretmenliklerle ilgili 300 bin şartı vardır arkadaşlar. Şimdi hangi konulardan sorumluyuz konusuna gelmek gerekiyor. Şimdi TYT dediğimiz zaman genelde hatta 8. sınıfı da katabiliriz. 8, 9 ve 10. sınıf konuları kapsar. AYT dediğimiz zaman 11 ve 12. sınıf konularını kapsarız. Şimdi ama bütün o konuların hepsini burada teker teker söylemeye gerek yok. İlgili sitelerden bakabilirsiniz. Ben zaten 11. sınıf, şu anki 11. sınıf öğrencilerimize bu çizelgeyi dağıtmıştım. Şimdi ama biz 2019 YKS sınavını irdeleyelim arkadaşlar. Şimdi TYT Türkçe'de toplam 40 tane soru var arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken şey, bakın 22 tane. Matematikte temel kavramlar, problemler, arkadaşlar ilkokul 2'den itibaren temel kavramlar, sayılar konusunu görüyorsunuz. Problemler artık yeni nesil, standardı yok, iyi çalışmak gerekiyor. Fizik görüyorsunuz arkadaşlar, bir eşit ağırlık çok rahat bir şekilde buradaki
soruların hepsini şu 7 soruyu çok rahat çözebilir. Çünkü neden? Fiziksel bir ortamda yaşıyoruz. TYT bizim yorumlama ve sorgulama gücümüze bakar. Bir de hızımıza tabii. Kimya arkadaşlar, atom ve periyodik sistem 7. sınıftan itibaren bu konuyu defalarca kez görüyorsunuz. Zaten milli eğitimin yapısı budur arkadaşlar. Milli eğitim şöyle çalışır. Biz buna sarmal yapı diyoruz. Bir konuyu bize öğretir. İlkokulda 2'de öğrenmiş olduğumuz bir konuyu ilkokul 3'te birazcık daha zor. İlkokul 4'te birazcık daha zor. Ta 12'ye kadar aynı konuları bize evire çevire zorlaştıra zorlaştıra anlatır. Dolayısıyla bunlar kimyanın ilk konuları. Çözebilirsin. Biyoloji, canlıların temel bileşenleri. 6. sınıftan itibaren bu konuyu görüyorsun. Arkadaşlar, tarih konularına bakın. Cumhuriyet dönemi ilke ve inkılapları. İlkokul birden beri neredeyiz. Artık ana sınıfında bile. Diğer konular yine defalarca kez karşımıza çıktı. Birazcık sakin, kendimize güvenir. Yorum gücüne dayanarak bu soruların hepsini çözebiliriz. Coğrafya arkadaşlar. Bir coğrafi sistemin içerisinde yaşıyoruz. Din kültürü. Bunlar öğrendiğimiz, defalarca kez öğrendiğimiz konular. Felsefe. Şimdi bilgi felsefesi yine yorum arkadaşlar. Hani çok zor konular değil. Zorlar geldi işte. Zorlar burada. Şimdi 40 tane canavar var burada arkadaşlar. Bu seneki arkadaşlar belki şanslı gibi görünüyorlar. Tabii o da tartışılır bir durum. Limit, türev, integralden sorumlu değiller. Ama ne olursa olsun arkadaşlar, fonksiyonlar, işte polinom, diziler, bunların hepsi zor konular. Bunlara çalışman gerekiyor. Buradan çıkacak, logaritmadan çıkacak 3 tane soru çıkmış. Muhtemelen 3 tane, 4 tane yine çıkacak. Belki 2'ye düşecek. 2,5 dakikan var ve buradaki zor soruyu yapman gerekiyor. Bunun için senin sürekli sene boyu hiç yılmadan yüzlerce binlerce soru çözmen gerekiyor. Arkadaşlar burada yine görüyorsunuz fizik konuları. Bunları çocukluğunuzdan beri görüyorsunuz diyemiyoruz arkadaşlar. Çünkü bunlar 11-12'de iyice zorlaşan konular. Ama çalışan için zor yok değil mi arkadaşlar? Şimdi edebiyata geldik. Evet. 24 tane edebiyat sorusu var. Oturup kafa yorarak bunların hepsini yapman gerekiyor. Tarih. 10 tane tarih sorusu var arkadaşlar. 6 tane coğrafya sorumuz var burada. Geçen sene çıkan sorular. Şimdi sayısal öğrenci için önerilebilecek bölümler. Genelde sağlıkla ilgili bölümler, mimarlık, mühendislik, fen bilimleri, onların öğretmenliğiyle ilgili bölümler var arkadaşlar. Burada hepsini teker teker okumaya gerek yok. Burada buranın kralı, işte tıp, pilotaj, mühendislikler değil mi arkadaşlar? Diş hekimliği. Eşit ağırlık öğrencilerimiz için önerilecek bölümler bunlar. Daha sosyal bölümler, ekonomiyle ilgili bölümler, muhasebecilik, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, iktisat, iktisadi ve idari bilimler, sosyal hizmetler, sosyoloji, birçok bölüm var. Beden eğitimi öğretmenliği var. Öğretmenliklerden bahsediyoruz. Öğretmen olduğumuz için belki de. Burada yine farklı iç mimarlık var arkadaşlar. Buranın kralı tabii burada hukuk. Burada yatıyor inşallah. Bu sene de giden öğrencilerimiz olacak. Sözel bölümde arkadaşlar yine işte yeni parlayan animasyon, film tasarım, fotoğrafçılık, gastronomi, gazetecilik, görsel sanatlar, ilahiyat, öğretmenlikler var arkadaşlar burada. Coğrafya öğretmenliği, tarih öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, İşte Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği. Bunların hepsi değerli bölümler arkadaşlar. Evet, şimdi sınav sisteminden sonra sizlerle Elif Koleji'nin hazırlık sürecini konuşmamız gerekiyor. Şimdi biz bu sene çok yoğun bir tempoyla çalışıyorduk. Biliyorsunuz koronavirüs salgını oldu. Şu an çalışmalar uzaktan eğitim
şeklinde devam ediyor. Şu anki 12. sınıf öğrencilerimiz her gün normal derslerini dinliyorlar. Hocalarına istedikleri zaman istediği kadar soruları sorabiliyorlar. Artı düzenli bir şekilde haftada en az 4 tane online denemelerini oluyorlar arkadaşlar. Şimdi önümüzdeki hafta, önümüzdeki senenin planlamasına bakarsak 43 haftalık kapsamlı bir program var arkadaşlar. Şimdi haftalık 35 saatlik bir ders yükümüz var. Üniversite hazırlık öğrencisi önümüzdeki sene Elif Koleji'nde 15 saat matematik alacak arkadaşlar. Bu çok değerli bir rakam. Ve bunu uzman öğretmenler eliyle alacak. Ama düşünün, biz o haftada 15 saat ders veriyoruz ve bunu çok iyi öğretmenlerle veriyoruz. Ama öğrencimiz arkada kafasına göre takılıyor. Dinlemiyor. Derse motive değil. Ne bizim yapmış olduğumuz şu 43 haftalık programın, ne haftalık 35 saatlik ders yükünün, ne de o öğretmenin hiçbir anlamı yok. Neden? Öğrenci yok ortada. Dolayısıyla hani ben şunu söyleyebilirim. Gerçekten bu işe gönül vermiş, İyi bir üniversiteye yerleşme sevdalısı bir öğrenci disiplini hiçbir zaman elden bırakmazsa eğer Allah'ın izniyle uçar. Çok çok değerli bölümlere gidebilir. Etüt çalışmaları önümüzdeki sene daha yoğun olacak. Yakın takip, zaten her zaman buradayız. Artı ara tatillerde, sömestr tatilinde ve sene sonunda, sınava son 5 hafta kaldığında yoğun bir ölçme değerlendirme kampı olacak. Bu salgın sürecinde hepinize sağlıklı günler diliyorum. Lütfen şu zaman dilimlerini tatil gibi değerlendirmeyin. Evinizde kalın ama lütfen günlük sorumluluklarınızı yerine getirin. YKS ile ilgili bilgilendirmeyi de unutmayın arkadaşlar. Sistem çok değerli değil. Senin netlerin daha değerli. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.